Herkese merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün Biolis'in Kissit serisine ait bütün rujları denediğim bir videoyla beraberiz. Hadi hazırsanız başlayalım. Kissit serisine ait koleksiyonda 12 tane ruj var. Yani online'da saydım. 12 tane olduğunu gördüm. Benim elimde de hepsi var. Coffee O'Clock ve Soft Kiss rengini bayağıdır stoklarda bulamıyordum. Geçen haftalarda hatta bir vlogumda da yer verdim diye hatırlıyorum. Elimde olmayan renklerini de aldıktan sonra bu videoyu artık çekebiliyorum. Zipit serisinin de bütün renklerini denediğimiz bir video kanalda vardı hatırlarsanız. Bayağı sevdiğiniz o videoyu ve arkasından Kissit serisini de dener misin falan diyenler olmuştu. Dediğim gibi stoklarda bazı renklerini bulamadığım için bu videoyu biraz ertelemek zorunda kaldım ama şu anda elimde hepsi olduğu için bu rujlardan bahsedebiliriz. Evet, ilk rujumuzla başlayalım. İlk denediğim renk benim Good Karma isimli bu çingene pembesi gibi olan bir renk oldu. Bu kadar neon bir pembe renk beklemiyordum açıkçası. Çok güzelmiş. Sürümü falan çok kolay. Opaklığı bayağı iyi. Sağlam bir pembe ruj arayışındaysanız mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Böyle 80'ler 90'lar falan makyajları yaparken de çok işinize yarar. Özellikle pembe alt tonlu ciltlere çok yakışacağını düşündüğüm renklerden bir tanesi oldu. İkinci olarak da 311 numaralı Red Velvet Cake isimli şu rengi kullandım. Bu rengin şu altındaki ambalajındaki renkle pek alakası yok. Ben şu renge baktığım zaman Good Karma isimli renkle benzer bir ruj olduğunu düşündüm ama koyu bir pembe. Ama kahve alt tonlu koyu bir pembe. Yani zaten şurada da görüyorsunuz. Bunun Good Karma'ya göre birazcık opaklık problemi var. Böyle tekrar tekrar üst üste geçmeniz gerekiyor opak bir renk alabilmeniz için. Ama çok orijinal renklerden. Yani ben daha önce böyle bir renge rastladığımı hatırlamıyorum. Dediğim gibi pembe ama böyle kahveliği ağır basan, böyle kahveyle pembenin karışımı bir renk olduğunu söyleyebilirim. Özellikle özel günlerde böyle smokey eye makyajlar falan yaptığınızda ya da eyeliner çektiğiniz günlerde falan çok yakışacak bir renk olduğunu düşünüyorum. Siyah elbiselerle falan çok güzel olur. Gece makyajlarına çok yakışır. Bayağı güzel eşsiz renklerden bir tanesi 311 numaralı Red Velvet Cake rengi. Sırada 308 numaralı Femme Fatale isimli şu kırmızı var. Bu bildiğiniz kırmızı. Yani buraya baktığınız zaman biraz böyle koyu kırmızı, sıcak kırmızıymış gibi görünüyor. Ama aslında dudakta mavi alt tonlu cayır cayır neona dönük bir kırmızı olduğunu söyleyebilirim. Kırmızı bir ruj arıyorsanız, uygun fiyatlı da olsun diyorsanız Biolis'in bu Femme Fatale rengine bakmanızı tavsiye ederim. İçerisinde barındırdığı azıcık o mavilik de her cilt alt tonuna yakışmasını sağlayacak bence. Çok hoş kırmızılardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani uygun fiyatlı kırmızı ruj bulmak, iyi çalışan ruj bulmak zor olduğu için benim bu renk de favorilerime girdi. Bunu da çok sevdiğimi söyleyebilirim. Dediğim gibi kırmızı ruj arayışındaysanız bu renge bakabilirsiniz. Sırada 103 numaralı Ice Mocha rengi var. Bu renk altındaki etiketiyle alakası olmayan renklerden bir tanesi. Ben şu renge baktığım zaman böyle hafif mor alt tonlu bir kahverengi beklerken çok güzel bir nude renk çıktı. Bayağı beğendim bu rengi. Bu benim tam günlük makyajlarımın nokta atışı renklerinden bir tanesi olabilir. Etiketine bakarak yargıladığım rujlardan bir tanesi olduğu için elim hiç gitmiyordu. Farklı renklere gidiyordu bu seriden ama bu video sayesinde çok güzel bir renk keşfetmiş oldum. Superstay Matte Ink serisinden Amazonian rengine bayağı benzettim. Hani birebir aynı olduklarını söylemiyorum. Yani böyle performans olarak falan tabii ki birbirlerinden çok farklılar. Bunlar bir kere kalıcı değil. Ama bu renk bayağı bir benziyor. Alt tonunuz falan benim gibi ise çok severek kullanırsınız. Sırada diğer bayıldığım renklerden bir tanesi var. 317 numaralı çiğli rengi. Bu renk ne zaman sürsem sorulan renklerden. YouTube videolarında kullandığım zaman mutlaka soruyorsunuz. Arkadaşlarımın yanına gittiğim zaman falan da çok soruldu ve onlar da gittiler bu rengi aldılar. Kendime kırmızı ruju hiçbir zaman yakıştırmayan birisiyimdir. Hani kırmızı ve türevleri rujlarını genelde yakıştırmıyorum kendime çok küçük dudaklı olduğum için ama hayatımda ilk defa kırmızı yani böyle kiremit alt tonlu bir kırmızıyı kendime çok yakıştırdım ve çok sık kullandım. Hatta bazen günlük makyajlarımda bile kullandığımı söyleyebilirim bu rengi. Rujlardan bahsederken arkada da videoları dönüyor olacak. Bayağı başarılı. Benim gibi sıcak alt tonluysanız, kırmızılardan falan korkuyorsanız 317 numaralı çiğli rengine bakın asla pişman olmazsınız. Sırada benim kolay kolay
kullanamayacağım, sırf bu video için satın aldığım 191 numaralı Coffee O'Clock rengi var. Zaten arkada da rengini göreceksiniz. Bayağı gotik bir renk. Böyle gotik makyajlar falan yapmayı seviyorsanız çok hoşunuza gidecektir. Smokey eye yaptığınızda inanılmaz güzel olur. Sadece bir eyeliner uygulayıp dışarı çıkmak istediğinizde bayağı başarılı durur. Rengi çok orijinal. Yani bu tarz renkleri tutturmak çok zordur. Zaten hani makyaj yapanlar, makyaj severler bilirler. Böyle mor alt tonlu renkler böyle dişleri sarı gösterir. Dalga dalga durur. Her cilt alt tonuna yakışmaz. Ama her cilt alt tonuna yakışabilecek mor alt tonlu bir ruj olduğunu söyleyebilirim. Evet, benim tarzım değil. Ama böyle gotik makyajlar falan seviyorsanız, ara ara dudaklarınızda mor görüntüler hoşunuza gidiyorsa, bir de uygun fiyatlı bir ruj arayışındaysanız bence bu Coffee O'Clock rengine bakın. Orijinal renklerden bir tanesi. Sırada yapı olarak aralarındaki en farklı ruj olan Hatsen var. Bu bildiğiniz turuncu. Dudaklarınızda turunculuk seviyorsanız hoşunuza gidecek bir renktir. Bu da orijinal renklerden bir tanesi. Yani Coffee O'Clock rengi için düşündüğüm her şey bu ruj için de geçerli. Herkese hitap etmez ama koleksiyonlarda olması gereken renklerden ve farklılık yaratmak için evet. Yani yaptığınız böyle altın rengi makyajlarla falan çok güzel uyum sağlar. Eğer beyaz tenliyseniz ama sarı alt tonluysanız, hafiften de bronzlaşıyorsanız falan çok severek kullanırsınız bu rengi. Yapı olarak diğerlerinden çok farklı. Biraz daha böyle kuru, biraz daha kalıcı. Onu da söyleyeyim. Yani artı bir özellik aslında kalıcı olması. Biraz böyle sürümü zor. Yani sürerken dudaklarınıza azıcık çekiştiriyorsun. Ama öyle MAC'in bu ekstra mat rujları vardı ya. Seneler önce kullanırdım ben. Çekiştire çekiştire o rengi almak için uğraşırdım. O kadar da bir matlığı yok. Ortalama bir mat ruj yapmışlar. Elimde bir tane turuncu ruj bulunsun diyorsanız eğer bu serinin bu rengine bakabilirsiniz. Elimde bir tane bulunsun diye size Beaulis'in Kisit serisine ait bütün rujları aldıracağım gibi görünüyor. Sırada 272 numaralı Warning rengi var. Bu biraz popüler renklerden bir tanesi. Özellikle Instagram'da falan bayağı bir övülüyor. Ben çok sevmiyorum. Yani bu renk benim dudaklarımda birazcık çiğ kalıyor arkadaşlar. Çok hoşuma gitmiyor. Ha beyaz tenlilere yakışacak bir renk olduğunu düşünüyorum. Ya da esmerlere çok gidebilecek bir renk olduğunu düşünüyorum. Benim gibi böyle ara tonlardaysanız falan böyle renginiz kavrulmaya dönükse çok sizlik bir renk değil. Çünkü içerisinde böyle pembelik var ama o pembelik böyle güzel bir pembelik değil bence. Sıvacı şurada. Yani pek sevemedim ben bu rengi. Yapısı falan diğerleriyle birebir aynı. Renk olarak bana hitap etmiyor. Ama seveni çok. Bana hitap etmiyor diye kötü bir renk olduğunu söylemiyorum. Sadece birazcık bana böyle çiğ bir renkmiş gibi. Sırada ölü dudak yapan bir rujumuz var. 124 numaralı Chilling rengi. Bu da çok sevilen renklerden. Bu böyle dudaklarınızı gerçekten tamamen yok eden. Böyle smokey eye makyajlar yaptığınız falan çok yakışabilecek bir renk. Yapı olarak diğerlerine göre bence bir tık daha parlak. Ben öyle olduğunu düşünüyorum ya da bendeki öyle olabilir. Emin değilim, hani çok böyle iddia ettiğim bir konu değil ama bana birazcık parlak geliyor. Rengi çok güzel. Böyle biraz soğuğa kaçan çok güzel bir nude. Dudaklarınızı ölü dudak haline getiriyor. Eğer cilt alt tonunuz benim gibiyse, böyle kavrulmaya dönük bir cilt alt tonunuz varsa falan bayılırsınız ölü dudak seviyorsanız eğer. Beyaz tenlilere de çok yakışır. Pembe beyaz kızlar acayip sever bu rengi. Esmerlerde çok emin değilim. Biraz çiğ kalabilir ama dediğim gibi beyaz tenli ve buğdayların bayılacağı nude'lardan bir tanesi. Sırada benim bayıldığım, bu seride en sevdiğim nude renk var. 194 numaralı Heartbreaker rengi. Bayılıyorum bu rengi arkadaşlar. Günlük makyajlarda falan elim çok sık gidiyor. Her paleti incelediğim videolarda elim sürekli bu renge gidiyor. Çünkü her renkle uyum sağlayan harika nude'lardan bir tanesi. Böyle gördüğünüz gibi kahve alt tonlu bir nude. Elimde birazcık daha böyle koyu kahverengiymiş gibi duruyor ama dudakta o kadar koyu olduklarını söyleyemem. Yaz kış kullanılır. Yazın bronzlaştığınız zamanda da çok hoşunuza gider. Yani çok güzel renklerden bir tanesi. En az Warning kadar, en az Chilling kadar, en az Soft Kiss kadar bence popülerleşmesi gereken renklerden bir tanesi. Bayılarak kullanıyorum. Sırada 543 numaralı Forbidden Kiss isimli nude pembe renk var. Şuradaki
sıradaki renk arkadaşlar. Bu böyle nude bir pembe ama pembeliği çok ağır basan bir nude ruj. Yani içerisinde azıcık böyle sıcağa kaçan bir ton var ama pembeliği daha ağır basıyor. Dudakta da aynı şekilde pembeliği daha belirgin. Çok sık kullandığım renklerden, çok sık elimin gittiği renklerden değil ama renk olarak sevdiğimi söyleyebilirim. Kullandığım makyajlara göre falan mutlaka kullanırım. Bayağı başarılı, tatlı, pembiş renklerden bir tanesi. Böyle yine risksiz bir renk arıyorsanız, pembe alt tonlu olsun diyorsanız bu Forbidden Kiss rengine bakabilirsiniz. Son olarak da TikTok'ta viral olan, aylarca stok dışı olan 111 numaralı Soft Kiss rengi var. Şu anda dudaklarımda da bu renk var. Videoyu en başından beri bu rujla sunuyorum. Viral olmayı sonuna kadar hak eden inanılmaz güzel bir ruj bu. Yakışmayacak bir ten olduğunu asla düşünmüyorum. Esmerlerde ayrı bir havası olur. Benim gibiyseniz eğer ayrı bir havası olur. Beyaz tenlilerde apayrı bir havası olur. Gerçekten çok güzel bir renk. İçerisinde kahvelik var desem, pembelik çok ağır basıyor desem yok. Birazcık böyle yavru ağzı şeftali rengine kaçan bir renk olduğu için de her cilt alt tonuna yakıştığını düşünüyorum ben. Disk almadan tertemiz her far paletine, her ten ürününe yani yüz ürününe yakışabilecek bir renk arıyorsanız Soft Kiss rengini gördüğünüz zaman kaçırmayın. Zaten herkes tarafından benim kadar övüldüğü için bir dönem stoklarda yoktu. Ben stoklara girdiği anda aldım ama şimdi videoyu çekmeden önce tekrardan siteye girdiğimde bu rengin stok dışı olduğunu gördüm. Ama mağazalarda falan bulabilirsiniz. Özellikle böyle merkezi yerlerdeki gratis mağazalarında bütün renkler oluyor. Evet, hepsini denedik. Şimdi bu rujlar hakkındaki genel düşüncelerimden bahsedeyim. İlk olarak kalıcı rujlar değil bunlar. Çay, kahve, su, yemek dediğiniz anda çıkacak rujlar. Hatta böyle gün içinde kendiliğinden yok olmaya da meyilli rujlar. Ama aralarında kendinize hitap eden herhangi bir renk bulup uygun fiyatlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Nude isterseniz nude'umuz var. Pembe isterseniz pembemiz var. Kırmızı isterseniz çok tatlı bir kırmızımız var. Kremit tonlarında bir renk isterseniz o tarz bir rengimiz var. Morlara kaçan rujlar seviyorsanız o tarz bir renk var. Hatta ya turuncu bile var arkadaşlar, öyle söyleyeyim. O yüzden bayağı güzel bir renk hikayesi olduğunu düşünüyorum bu serinin. Senin en sevdiğin renkler hangisi diye soracak olursanız eğer bir tanesi bu 194 numaralı Heartbreaker rengi. Günlük makyajlarımın vazgeçilmez olduğunu söyleyebilirim. Yani çantamdan çıkarmıyorum. O kadar sevdim. Soft Kiss rengi zaten herkes tarafından çok seviliyor. Bayağı başarılı bir renk. Şu anda dudaklarımda da var zaten. Harikalığını görüyorsunuz. Kirli rengi de inanılmaz güzel. Benim kırmızılarla barışmamı sağlayan, böyle günlük makyajlarımda bile kırmızıyı kullanmamı sağlayan renklerden. Bir de bu Ice Mocha rengini çok beğendim. Bu da çok güzel bir nude. Evet, bir inceleme videosunun daha sonuna geldik. Kanalda Beaulieu'sun Zipit rujlarını denediğim bir video da var. Onu i butonuna koyacağım. Zipit serisini merak ediyorsanız ona da bakabilirsiniz. Onda da bütün renkleri denemiştim diye hatırlıyorum. Sanıyorum sadece bir tane rengim eksikti. Emin olamadım. Umarım bu videoyu da sevmişsinizdir. Umarım incelemem hoşunuza gitmiştir. Videomdan ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan takip ederseniz çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.